milyonlar, aşağı yukarı bir milyon yıl bizim dik hale gelip de ortalıklarda yürüdüğümüz, 70 bin yıl önce kadar da kavrama devrimi diye bir şey, bir olay olmuş. Bir rastlantı sonucu, bir mutasyon sonucu biz biraz daha akıllıca düşünmeye başlamışız, biraz daha gruplaşmaya başlamışız. Bu bayağı uzun sürmüş. Uzun bir süre küçük gruplar halinde bulduğumuz yerde yemiş yemişiz, aslanlar bizi yemiş. Öyle bir Hayat sürdürmüşüz. Sonra belli bir noktada insanlar, ya demiş ben şu toprağa bir şeyler atarsam, büyüyor. E, biraz dikkat edeyim. Ben bu işi çözerim. Ziraat devrimi başlamış. O da işte 12 bin yıl önce filan. Epey bunu, bunun üzerine gitmişiz ve bu ziraat devrimi sayesinde işte önce e, küçük gruplar olmuş, dinler olmuş, milletler olmuş vesaire bayağı bir, e, bugünkü halimize çok yakın bir hale gelmişiz. 200 yıl önce de Endüstri devrimi, ee, işte buhar motoru icat ediliyor ve inanılmaz bir e, üret üretim, verimlilik, otomasyon bu tür şeyler başlıyor. Şimdi nesnelerin interneti burada nerede? Nesnelerin interneti biz makinaları iletişim için kullanmaya başladığımız zaman başlıyor. 1832 yılında elektromanyetik e, telegraf telgraf makinesi sayesinde artık belli uzaklıklar yakın o hale geliyor. İnsanlara haber gönderebiliyorsunuz çok rahat bir şekilde. Bu inanılmaz bir çığın başlangıcı, ilk noktası. Nereye geleceğimizi çoğu insan pek kestiremiyor. Fakat Tesla biliyorsunuz yani yüzyılımızın hatta belki son 500 yılın dahilerinden şöyle bir laf söylemiş. İngilizcesini koydum ki Adamın sözlerini çarpıtmayayım anlayanlar anlar ama ben de birazcık çevirmeye çalışacağım. Diyor ki, e, kablosuz teknoloji tüm dünyaya uygulandığında tek bir beyin haline geleceğiz. Ve bu sayede uzaklıklar önemsiz hale gelecek. Biz birbirimizle her an komünikasyon halinde olacağız. Ve en son söylediği en ilginç, hepimiz dünyayı cebimizde taşıyacağız diyor. Yani ben söylerken tüylerim oluyor. Süper. Peki e, buradan nereye geldik? Son 20 yılda olan bazı e, temel ve bence önemli nesnenin interneti ile ilgili olan olayları e, bahsedeceğim kısaca. 1995, e, Siemens M2M iletişim, makineden makine ile arasında iletişim modülü gerçekleştiriyor. Ve bunu bu post cihazları dediğimiz satış noktalarındaki cihazlara koymaya başlıyor. Bu gerçekten cihazlardan aldığın, bir fiziksel lokasyondan aldığın verilerin başka bir yere taşınabileceğini gerçekleştirebilen bir devrim. 1999'da MIT'de bir grup, Auto ID Center, RFID tergilere bakıyor. Ve RFID tergiler biliyorsunuz bir şekilde kısa mesafelerde objelerin takip edilmenize yardımcı oluyor. Bunlar diyorlar ki biz bu taglerden yayılan sinyalleri aslında internete bağlayabiliriz. Bunları çok daha rahat takip edebilirsiniz diyor. Bir büyük adım daha. 2005'te ki bence bu, bu da çok önemli bir şeydi. Arduino hatta konuşmacılardan biri bahsetti aradan önce. Arduino denilen bir olay icat ediliyor. Bu single board microcontroller bir şekilde bence şeyin bu e, PC'lerin 80'lerde PC'lerin yazılıma yaptığını, e, şimdi şeye yapıyor, Internet of Things'e yapıyor, nesnelerin internetini yapıyor. Çünkü şimdi azıcık işten anlayan bilgisayar mühendisi öğrencisi, elektronik mühendisi öğrencisi, hatta belki endüstri mühendisi öğrencisi bile, endüstri mühendisleri genellikle pek bir şeyden çok derin anlamazlar ama ben de birisiyim onlardan. Ama o bile bir Arduino'yu alıp e, küçük bir nesnenin interneti cihazı yapabilir, bir kamera yapabilir, insanları gözleyebilir, data toplayabilir. 2010'da çok ilginç bir gelişme oluyor. Bluetooth bir süredir kullandığımız bir şey aslında 2010'da. Fakat Bluetooth'un yeni bir versiyonunu icat ediyorlar. Bluetooth Love Energy diye. Bu daha az enerji har harcıyor. Böylece pil ömrü daha uzun. Ve daha e, pratik şekilde data iletebiliyor. Daha hızlı iletebiliyor. O yüzden de çok daha dediği, e, iletişimi kolaylaştırıyor. En sonda son birkaç yılda olan iki ilginç şey. Biri Nest denilen şirket. Kaç kişi biliyor burada Nest'in ne olduğunu? Nest. Nest dediğimiz o arkadaş bir tane elektronik cihaz eve getiriyorsunuz. Onu, o evin termostatı oluyor fakat evdeki ısı cihazlarına da bağlı oluyor. Siz otomatikman evin sıcaklığını ayarlayabiliyorsunuz. Diyorsunuz ki ben eve gelmeden evi 25 dereceye getir arkadaş. Veya da diyorsun ki ben geceleri soğuk yatmayı seviyorum. Ben yattıktan bir saat sonra 10 derece indir evin sıcaklığı. Amazon Echo'yu kaç kişi duydu? Amazon Echo'da yani şey cihazım, şu şu büyüklükte bir cihaz, bu cihazda bir mikrofon var ve evin içinde gezerken şey diyorsun, süt kalmadı bana süt sipariş et diyorsun. Tabi bu arkadaş sizin nedeninizi anlıyor ve Amazon'dan size sipariş veriyor. Bunun yanında bu arkadaşı şey diyebiliyorsunuz, eğer doğru kurarsanız sistemi Işıkları biraz azaltsana diyorsun. Veyahut da bana biraz Tarkan'ın son albümünden Türk Sanat Müziği şarkısı çal diyorsun vesaire. Ama yani Nest belki, Nest'in önemi yani sonuç evin sıcaklığını ölçüyor. O çok belki heyecanlı olmayabilir ama Google gibi büyük bir şirket evinize de girmeye çalışıyor. Zaten internette ne yaptığınızı biliyor da onun dışında ne yaptığınızı da bilmesi çok ilginç. Hatta azıcık şey yapayım, Google'ın işte şeyine, Silikon Valisi'ndeki ofisine gittiğimde bir duvarda böyle bir şeyler, kelimeler yansıyor. Dedim bunlar ne? Şu anda en çok şey yapılan, aranan kelimeler. Ve ülke ülke var elimizde bunlar dediler. Hatta epey gülüştük Türkiye'de en çok neyin arandığı üzerine. Onu daha sonra kahve üzerine anlatırım. Ee, ama tabii burada bu şey var. Ee, hype curve'ü de unutmamak lazım. Hype curve diyor ki bir innovation olacak. Sonra o innovation herkes bir heyecanlanacak. Sonra <laughs> expectationlar iyice enflasyona Uğrayacak. Yükselecek de yükselecek. Sonra bir nokta diyeceksin ki ulan bu kadar bekledik bekledik hala bir şey olmadı. Herkes bir şey diyor ama daha ben göremedim. Ondan sonra da en sonunda ha bu şuralarda şuralarda gerçekten kullanılabiliyormuş deyip bir platoya varıyorsun. Burayı ben ben şu, şu yüzden gösterdim. Burada pek çok şey var. Çoğunu okuyamıyor Şey Bakmak isteyenler için Gartner's e Annual Hype Curve falan derseniz çıka çıkar. Burada e şuraya basarsam ha. IOT platform, hala heyecanlanıyoruz. IOT deyince, nesnelerin interneti deyince herkes bir, aman bir de ben duyayım, bir de ben kenarından yapışayım bu işe diyor. Ee, diyor ki, daha da devam edecek bu diyor. Ve şeye, platoya ulaşman 5 ila 10 yıl sürecek diyor. Tabi bu platoya nerede nasıl ulaşacağız, hangi ülkede 5 yıl, hangi ülkede 10 yıl, hangi ülkede 25 yıl, orası da tartışılır tabi. Ee, ama yani ilginç bir şey tavsiye ederim bakmanız ve bunu değişik sektörler için de yapıyorlar. Mesela aynı şeyi smart city platformu, akıllı şehirler platformu için de yapmışlar. O biraz daha e, ilginç. E, ama yani ne olursa olsun o high curve'ün neresinde olursak o o olalım bir yatsınamayan bir gerçek var. Hepimizin 80 tane internete bağlı aleti var. iPad'imiz var, işte e, telefonumuz var. E, ve baktığında dünyaya baktığımızda Kore bu işin başında. Her 100 insanın aşağı yukarı 40 tane internete bağlı aleti var. E, kişi başına yani nokta 4 falan oluyor. E, o yüzden de ve bu bunun giderek artacağı söyleniyor. Şu anda rakamları tanımıyorum ama kimileri diyor 2020'de 10 milyon olacak, işte 2050'de şu kadar olacak. İnanılmaz bir şey var. Tabii bunun güzelliği de e, bu aletler bağlandıkça çok daha fazla veri olacak. Benim için en heyecanlı kısmı o. Benim hikaye yaratabileceğim bir ton sayı olacak. Bir ton değişik yerden gelen sayı olacak. Onları birbiriyle korelasyon yapacaksın. Ee, neler çıkacağı, yani the sky is the limit tarzı bir şey.